En son taslağı bu hale getirmiştik. Taslak üzerinde birkaç küçük oynama daha yapmak istiyorum. Programı da İngilizce'ye çevirdim. Türkçeden yeterince verim alamadım. İngilizce olması daha iyi olur diye düşündüm. İçerideki duvarların rengini değiştirmek istiyorum. Filtre uygulayacağım. Filtre kalır. Hemen hemen bütün resim işleme programlarında bu efekt vardır. Bütün resim işleme programlarında hemen hemen aynı özellikler var. Artık standartlaşmış belli bir noktaya geldiği için. Herkes tarafından kullanılan özellikler. Burada Live Preview dersem, görürsem hangi renk yaptığımı. Farklı bir renk yapmak istiyorum. Burada web sayfası yaparken ya da bir oyun yaparken bu oyun ve web sayfası için bazı renkler seçmek gerekiyor. Bu renklerin birbirleriyle uyumlu olması yaptığımız tasarımın da genelde uyumlu, göze hoş görünmesini sağlıyor. Tabii buradaki mesela ara birimden güzel renkler bulmak, birbiriyle uyumlu renkler bulmak biraz zor. Bunun için ben bir site önereceğim. Bunu not almıştım. Adobe Color diye bir site. Siteye girersek burada dünya çapında sanatçıların, web tasarımcıları buldukları, buradan keşfet diyorum, Türkçe ara birimi var. Buldukları şu en popüler olanları seçeyim. Renk paletleri oluşturmuşlar ve bu renk paletleri diğer insanlar tarafından oylanmış, beğenilmiş. Burada mesela ben bir web sayfası yapacağım. Şu tonları kullanırsam kendime göre bir ton seçiyorum. Burada mesela çok güzel, birbiriyle uyumlu. Kullandığımda birbiriyle uyumlu olacak. Güzel renkler mevcut. Ben birçok projede buradan faydalanıyorum. Bana bir renk lazım. Nasıl bir renk? Şu içerideki duvarlar toprak rengi olsun. Kendime göre şurada bir toprak rengi seçeyim. Bilgi diyeyim. Kopyayı düzenle diyeyim. Hangi toprak rengi? Şu mesela. Burada mesela bir rengi seçtiğim zaman bu renkleri direkt içeri de alabilirsiniz ya da burada RGB kodu var. İşte kırmızı 142, yeşil 40, mavi de 0'mış. Yine bunun aynı karşılığı 142, 40, 0'ın karşılığı hex desimal kod. Hex kodu var. Bu da bu 142'nin 8E 16'lık sistemdeki karşılığı. Daha iki karakterden oluşuyor. Bu üç karakterden oluşuyor. Daha çok bu kullanılıyor. HTML, CSS kod yazmaya başladığımızda HTML'de mesela bir arka planın rengini değiştirmek istediğimizde, bir yazının rengini değiştirmek istediğimizde direkt buradaki rengin hex kodunu oraya yapıştırdığımızda o yazı bu renge dönüşür. Evet, hex kodu ben kopyaladım. Duvarı ben bu renk yapmak istiyorum. Bunu aşağı atayım. Buradan da faydalanabiliriz. Yine bunun linkini de hatırlarsam vereceğim. Ne yaptık? Bunu seçtik. Filtreden bu resmin, bu sonuçta bir PNG resmiydi. İkon olarak bulup buraya import etmiştik. PNG resmin color özelliğini değiştirdiğim zaman aynı uyumda, yani özelliğini kaybetmeden kolorunu değiştirebiliyorum. Burada RGB olduğu gibi burada RGB'nin hex kodu var.
hex kod iki karakter fazla, o sondaki iki karakter de alfayı temsil ediyor. Ben o son iki karakteri silmeden benim aldığım kod 6 karakterden oluşuyor. Onu yapıştırırsam bakın burada 142.40.0'ı buldu. 142.40.0 benim orada seçtiğim kodun karşılığıydı. Şunu kopyalayayım. Güzel, beğendim. Uygula dedim. Kapattım. Evet. Böyle bir kahverengi duvar olmasını istiyorum. Şimdi shift'e basılı tutup diğer nesnelerin üzerine tıklıyorum. Diğer duvar nesnelerini. Dış hat gri olsun. İç hat kahverengi olsun. Ne yapıyorum? Filtre, renk, kolorize. Yine zaten bir önceki kullandığım renk seçili. App'i uygula, close. Evet. Şimdi bir de şu vardı. Mesela bir çiçeğin besin değeri tüketildiğinde o çiçek gri olsun diye bir özellik yazmıştık. Hatırlıyorum. Görmeye gerek yok nerede yazdığımızı. Oradan da filtre, yine rengini değiştirelim bunu. Gri renk hepsinin aynı olmasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, hepsini aynı yaparsak gri bir renk elde etmiş oluyoruz. Daha koyu bir gri elde etmek için daha açık bir gri oldu bu. 3 diyelim. Daha koyu bir gri. 3-3-3 uygula. Ben şuradan bir bakayım. Evet, şuradan diğer filtrelere baktım. Şurada Grayscale diye bir filtre var. Bu daha güzel görünüyor. Leave Preview değil. Tam benim kafamdaki gibi, yani siyah beyaz görünüyor. Öbürü yine renk var. Yani grileştiriyor ama rengi yine koruyor. Bu siyah beyaz. Daha güzel. Bunu bir tane çiçeği böyle yapacağım. Bir tane de elma için yapacağım bunu. Bir tane de elma için yapacağım. Bunu elmaya uygulayalım. Şimdi şunu da yapabiliriz. Bir çiçeğin, her çiçeğin besin değeri farklı olur. Bunu kenarında, daha önceki etkinliklerde çiçeğin taşıdığı nektar kenarında yazıyordu. 3 nektar, 4 nektar. Tabii 3-4 bizim için çok az olur. Çünkü kelebeğin bir birim hareket etmesi yüzlük, bu 100 barlık candan bir birim azaltacak. Ta buraya kadar gelip çiçekten 3-4 birim alması bizim için avantajlı olmaz. 10-20 alması gerekiyor bir çiçekten. 20 yazmak da çok büyük bir sayı, çok yer kaplayabilir kenarında. Eğer öyle olursa biz onu 2 olarak yazarız. 1-2 ama taşıdığı bir birim, atıyorum, taşıdığı bir birim 10 birimlik cana eşdeğer olur. Şunu bakayım. Küçülteyim. 10. Uygula. Şurada biraz 300 diyeyim ekran görüntüsünü.
şunun üzerine oynayabilmek için grid'i ekleyeyim. Tam grid'e sıfır olması istediğim için görünür yapacağım grid'i. Bakalım. Tam grid'in bittiği noktaya bolt olsun. Şunu geri al. Geri al bu oldu. Eğer ne yaptım? Normal epey. Eğer dışarı taştı. Çünkü sola yaslı. Burada yazdığım yazı sağa doğru genişliyor. Eğer sağ yaslı olsaydı yazım, sağ yaslı olsaydı, volt yaptığım zaman içeri doğru kayacaktı. Tam düşündüğüm gibi olmadı. Bir bakayım ona. Evet, bu benim düşündüğüm özellik değilmiş. Bu ekran içinde ortalıyor. Tamam. Benim yapacağım şey bunu tekrar düzenlemek. %100'e getireceğim. Evet, bu da bir taslak örnek olarak dursun. Yeri geldiğinde bunu uygulayabiliriz, uygulayamayız, uygulayamayabiliriz. Ama unutmayalım. Bu bize hatırlatır. Böyle bir şey de yapabileceğimizi. Evet, taslak son bu haliyle dursun. Şimdi HTML, CSS ve JavaScript yazmak için bir ara birime ihtiyacım var. Bunun için IDE'ler var. Yani bu programları yazmak için geliştirilmiş IDE'ler. Yazdığımız kodu tanıyıp renklendirecek. Bir kod yazarken onu tamamlayacak. Bir fonksiyon, bir değişken, bir class yazdığımızda, başka bir sayfaya gidip o class'a, o değişkene ulaşmaya çalıştığımızda onu bize listeleyecek, gösterecek. Mesela atıyorum işte benim map diye bir class'ım, yani fonksiyonlar grubum varsa ana sayfadan map nokta dediğim zaman o map'in içinde yazdığım fonksiyonları, işte neydi mesela, kelebek ilerle, sağa dön gibi fonksiyonları listeleyecek bir IDE'ye ihtiyacım var. Şöyle yapalım. Ben bunun için NetBeans indirip kullanacağım. NetBeans yine ücretsiz bir IDE, açık kaynak. Oldukça güçlü. HTML, CSS ve JavaScript'in yanında şuradan bir ekran görüntüsü zaten açacağız. Şuradan nerede indiriliyor bakayım. Download 8.1'i çıkmış en son. Sadece HTML, JavaScript, CSS için tasarlanmamış. Java, PHP, C++ gibi programlama dillerini de bu IDE ile geliştirebiliyorsunuz. Ben şimdilik sadece, bizim PHP'ye de ihtiyacımız yok. Lokalde çalışacak bir oyun yazdığımız için HTML5, JavaScript, CSS'i yazmamış bile. Ama PHP'yi de içine eklemiş. Şunu indirsem benim için uygun olur. Ne kadar çok paket indirirsek o kadar ağır olacak. Evet, ben bunu bir indirip kurayım.
burada Alternative 2'dan da NetBeans'e bakarsak, bizim şimdi kullanacağımız ücretsiz açık kaynak kodunla birkaç ekran görüntüsü vermiş. İşte yazdığımız kodu bize birçok avantajlar sağlıyor. Renklendiriyor. Tabii sadece renklendirme değil. Burada alternatifleri var. Siz diğer alternatiflere de bakabilirsiniz. Hangi IDE daha çok hoşunuza gidiyorsa, Eclipse de ücretsiz. Aptana var. Şu da başarılı bir IDE. Tabii bu ücretli bir IDE. Bu da kullanımı keyifli IDE'lerden bir tanesi. Siz araştırma yapabilirsiniz isterseniz. Ben bir problemle karşılaşmadığım sürece NetBeans'ı kullanacağım. Evet, NetBeans'ı ben kurmaya başladım. O kurulurken V3 Schools diye bir site var. Oraya girdim. Şimdi bu oyunu yaparken bütün ayrıntılarıyla sıfırdan anlatmaya çalışacaktım. Bizim kullanacağımız burada 3 teknoloji var. Ne? HTML, CSS ve JavaScript. Bu oyunu yaparken ana teknolojiler. Başka ufak tefek şeyler de kullanacağız. Şimdi bunlar ne? Burada bir HTML örneği vermiş. Biz bu oyunu yaparken HTML, bu bir tarayıcı. Tarayıcının içerisinde gördüğümüz her şey, web sayfalarının arka planda bir kodu vardır. Mesela bir sayfaya girdiğimiz zaman, şöyle nasıl bir sayfaya girelim? Şöyle bir NetBeans sayfasına girelim. Bu tarayıcının kodu işleyip bize gösterdiği kısım. Sayfanın kaynağını görüntüle dediğimizde arka planda bu bir HTML dosya. JavaScript'ler çalışıyor, CSS'ler var. Bizim bütün gördüğümüz görüntünün mesela nedir? Cross platform demiş. Bizim burada bütün gördüğümüz görüntü bu koddan oluşturuluyor. Oluşturu olarak bize gösteriyor. Bir web sayfası yaparken de biz bu kodları tasarlıyoruz arka planda. Bu kod web sayfasını göstermek istediğimiz kişiye gösteriyor. Şimdi ilk olarak HTML'e bakalım. HTML bir algoritmalardan oluşan bir programlama dili gibi değil. Bir taglerden oluşuyor. Mesela ne yazmış buraya? Bir başlık yazmış. Şu, this is a heading demiş. Bunun başında küçüktür işareti, H1 büyüktür işareti. Bunun içine yazdığım şey bir başlık anlamı taşıyor. Sonra başlığın bitiminde de fazladan şu işareti koyarak başlığı bitirmiş. Burada P paragraf demek. Paragrafı bitirmiş. Bunun içine yazdığım şey bir paragraf anlamında.
Burada body var. Body'yi bitirmiş burada. Bunun anlamı bu ikisi arasında yazdıklarım ekranda görünecek. Burada heat var. Heat'i bitirmiş. Bunun anlamı da bunun arasında yazılanlar. Mesela bir JavaScript dosyası var. Bunu burada bu sayfanın içine import ediyorum, ekliyorum. Ya da bir CSS dosyasını ekliyorum, import ediyorum. Ya da JavaScript CSS'leri bunun heat tag'inin arasına yazıyorum. Burada ne yazmış? Title demiş. Title'ın anlamı da şu yukarıdaki başlık, sayfanın bu başlığını düzenleme anlamına geliyor. Buradaki ile buradaki farklı, demek ki bu sayfanın sayfa kaynağını görüntülersem, bakın title'ında, hit'ten sonra title'ında şuradaki yazıyor. Bu sayfanın kaynağı. Bakın hit'in içine mesela bir script yazmış. Eğer anlatımım eksik kalırsa bu sitede ya da buna benzer sitelerden tamamlamaya çalışacağız. Yani tamamlamaya çalışırsınız. HTML bu şekilde. Biz ne yapacağız HTML'le? Mesela bir tag oluşturacağız. Mesela elma nesnemi bir tag olarak oluşturacağım. Bunun içine ne yazacağım? Bu elmanın PNG resmi vardı. O PNG resmini ekleyeceğim. Tık ekrana o elmanın resmi gelecek. Ne yapacağım? Ben bütün nesnelerimi böyle taglerle ekrana dolduracağım. Ama nasıl dolduracağım? Düz bir şekilde yan yana. Sadece HTML'i kullanarak yan yana koyabilirim. Ondan sonra CSS'i ve JavaScript'i kullanarak onları istediğimiz yerlere yerleştireceğiz. Bu şekilde bir taslak haline getireceğiz. Ama ne olacak? HTML ve CSS de bir arada. Oyun bu şekilde görünse de yine cansız olacak. Hiçbir hareket, etki olmayacak. JavaScript'le de çalışır hale getireceğiz. Yani oka bastığında bunun ilerlemesi, bu bir nesnenin üzerine duvarı geçememek, bu kuralların yazılması, bir anahtarı geldiğimde onu almam ya da bunun azalması, o algoritmanın kurulacağı JavaScript. Diğer ikisi HTML ve CSS. CSS yerlerin belirlenmesi, renklerin belirlenmesi. Bunlar resim tabii. Resimlerin renklerini biz burada belirledik. Dosyada belirlenmiş. O tarz renk değil. Mesela HTML'in içine bir yazı yazdığımızda onun renginin, boyutunun belirlenmesi. Tabii CSS, HTML ben minimum basit düzeyde anlatıyorum. O animasyonda yapılıyor. Çok daha karmaşık işler de yapılıyor. Ben en basiti, bizim ihtiyacımız olan kısmını anlatmaya çalışacağım. Hangi konuda yine daha önce de söylediğim gibi eksik kalırsanız, ihtiyaç hissederseniz onu araştırın, araştırmaya çalışın. Bakalım bu ne oldu? Data tamamlandı. Tamam. Ne yaptık en son? HTML tag olduğunu söyledik. CSS'e bakalım. CSS ile ilgili basit bir örnek vermiş. Evet. CSS'de şimdi CSS'i HTML'in içine yazmış. Nasıl yazmış? Style diye bir tag açmış. Style diye bir tag kapatmış. Anlıyor ki tarayıcı bu style'ın içine yazılan kod CSS kodu. CSS kodu
Bir önceki HTML'in aynısını yazmış. Bir önceki HTML nasıldı? Beyaz, işte düz yazılar vardı. Ne demiştik? Biz de bu oyundaki nesneleri eklersek HTML tek tek olarak yan yana ekler. Sonra CSS ile onları doğru yerlerine yerleştireceğiz. Burada mesela ne CSS kodu kullanmış? Demiş ki body, ya yani body neydi? Şurası. Body görünen kısım anlamına geliyor. Bunlar background tire color, arka planın rengi. Burada ne demiş eşittir? Light blue. İşte açık mavi olsun demiş ve arka plan açık mavi olmuş. Bu tarz ayarları da CSS ile yapıyoruz. Bu light blue yerine programda renklere bakmıştık. Bir yerden renk taşımıştık. Nereden onu gösterebilirim? Şuradan göstereyim. Şuraya basayım. Burada light blue yazmak yerine renk kodunu da buraya ekleyebilirsiniz. Renk kodunu da renk kodlarıyla daha çok çalışıyor zaten. İstediğiniz her rengin metin karşılığı yok sizin kullanacağınız renklerde. Renk kodu kullanmak gerekiyor. Ne yapmış? H1. H1 süslü parantez aç, süslü parantez kapa. Bunun anlamı süslü parantezin içinde yazdıklarım H1 tagi olanlara uygulansın. H1 taginde bizim bir tane nesnemiz var. O da şu my first CSS example. Onun için ne demiş? Color white, rengi beyaz yap. Tek metnin metni ortala. Metnin ortalama özelliğini ortala demiş. Bu tarz özelliklerde de CSS'i biz de kullanacağız. Yüzeysel bakalım. Bir de JavaScript var. JavaScript'te de bakalım. Burada ne yapmış? Bir HTML kodu var. İçinde body'nin içine yazmış. Body'nin içine bir script tag'i ile script'e eklemiş. Bu script'i yazdığı zaman tarayıcı anlıyor ki bunun içinde bir script var. Tabi script sadece JavaScript yok. Başka script'ler de var ama en çok kullanılan yani %90-95 siteler hep JavaScript kullanıyor. En popüleri JavaScript. Burada ne yazmış? Bir fonksiyon. Fonksiyonun ismi ve fonksiyonun içeriği. Fonksiyon ne? Bir kod grubu. Fonksiyonun ismini şurada demiş ki bir buton açmış. Butona basıldığında şu fonksiyonu çalıştır demiş. Fonksiyonda da ne kod yazmış? X diye bir değişkenin içeriğine demo nerede? Şu ID'si demo olan yani unique ismi demo dediği zaman ben demo'nun şu tag'e vermiş, p tag'ine demo ismini verdiği için demo dediği zaman şu yazı olduğunu anlıyor JavaScript. O demoyu şimdi şunu yazmak uzun. Bu demoyu x'e atamış. Artık x demonun karşılığı x nokta style CSS ile ilgili. Burada CSS kodu yazmamış ama JavaScript içinden CSS'e müdahale etmiş. X nesne yani şu nokta özelliği ne style özelliği. Style'ın da içinde alt özellik nokta font size 25 piksel. Piksel neydi? Kare. 25 kare. Yazı büyüklüğü 25 piksel olsun.
ve renk de red olsun. Yani yazının rengi de red olsun diye bir komut yazmış. O zaman ne olur bu? Bu artık bu sayfa etkileşimli bir sayfa. Diğer HTML ve CSS'e kadar bir etkileşim yoktu. Ama şimdi bir kod var. Şu an bu kod çalışmıyor. Ama bu düğmeye bastığımda bu fonksiyonu çalıştırarak buradaki kod, buradaki demo ID'si demo olan yazı buradaki özelliklerde değiştirdi. Biz de JavaScript'le ekrandaki mesela bir çiçeğin renginin değişmesi, kelebeğin bir başka bir yere gelmesi gibi, anahtarın yok olması, bu barın yükselmesi gibi değişiklikleri JavaScript'le yazacağız. Oyunu yazarken en baştan değişkenin, fonksiyonun, döngünün, koşullandırmanın, bu komutların ne olduğunu, her bir komut yeni bir komut kullanırken o komutun ne olduğunu, nasıl kullanıldığını çok ayrıntıya girmeden, biraz çok da ayrıntıya girersek çok uzayabilir. O yüzden dediğim gibi eksik kalırsam tamamlamaya çalışayım başka kaynaklardan. Ama çok da az şey anlatmak istemiyorum çünkü bu videonun amacı sadece oyun yapmak değil, JavaScript'i, HTML'i, CSS'i öğretmek ama konu değil oyun yaparken. O yüzden olabildiğince de anlatmaya çalışacağım. PHP kullanmayacağız dedi. PHP de JavaScript gibi algoritmaların oluşturulduğu bir dil ama tarayıcıda çalışmak yerine JavaScript bizim işlemcimizde çalışıyor. Bizim bilgisayarımızın işlemcisinde ve tarayıcı yaptığımız işleri bize gösteriyor burada. PHP bu web sayfasının çekildiği sunucunun işlemcisinde çalışıyor. Çalışan kod. Orada artık işte database'den bilgileri topluyor, çekiyor. Elde ettiği sonucu oradaki server'dan, yani bu web sayfasının geldiği sunucudan çalıştıktan sonra elde ettiği sonucu bize gönderiyor. Biz onun işlendikten sonraki sonucunu ekranda görüyoruz. PHP server ve server programming language, sunucu taraflı bir dil. Burada ne var? SQL. SQL veri tabanlarında istenilen veriyi çekmek için standartlaşmış bir dil. Biz onu da kullanmayacağız. Database'le bir ilgimiz yok ama tabii bazı datalar, bilgiler, basit bilgiler, datalar tutacağız. Onları tutmak için biz değişkenlerden, dizilerden faydalanacağız. Onları da yeri geldiği zaman ayrıntıya çalışacağım. Bununla birlikte kodları ezbere yazmayacağım. Mesela bir iş yapmak istediğim zaman, bir kod yazmak istediğim zaman onu internetten arayarak, o kodla ilgili örnekleri bularak alacağım oradan. Böylece anahtar kelimelerle bütün kodları ezberlemeden, interneti kullanarak program yazma ile ilgili de bir fikir sahibi olacağımızı düşünüyorum. NetBeans'in kurulumu tamamlandı. Yeni bir proje açıyorum. Burada bana hangi çeşit bir proje açmak istediğimi soruyor. Biz HTML5, JavaScript,
Application. Ondan açalım. Diğerleri var olan kaynaktan aç var. Açalım. Bir isim vereceğiz. İsme Butterfly Game dedim. Klasör seçeceğim. Klasörü seçeceğim. Bu benim oyunla ilgili açtığım klasörün içine bir tane Source diye bir klasör daha açayım. Bu klasörü bu oyunun kodlarının ekleneceği klasör olarak belirleyeyim. İleri diyeceğim. Bir site template'im yok. Burada mesela projeme kütüphaneler var. Çok kullanılan kütüphaneler, mesela Angular.js, Bootstrap gibi. Onları seçersem otomatik olarak indirip son versiyonlarını kaynağın içine ekliyor kullanmak için. Tabii benim onlara ihtiyacım yok. Şurada no state template. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Oluştursun bakalım. Evet, oluşturmayı tamamladı. Bana şöyle böyle bir ekran getirdi. Projemin içine bir tane HTML dosyası koymuş. Index HTML. Biliyorsunuz index bir standart. Bir web sayfası sunucusuna bir web sayfası yapıp dosyalarını gönderdiğinizde o sunucunun ana dizinine, bir dizine girdiğinizde index, adı index olan hangi HTML ise o HTML'i gösterir. O HTML çalışır sayfaya ilk girildiği zaman. Bu yönden bir isim standartı. Başka isimler de var. Ama en çok index kullanılıyor. Bana burada bir HTML HTML vermiş. Örnek, daha önceki bir örnekte gördüğümüz gibi HTML tagı var. Bu bir HTML dosyası. Heat tagı var. Burada bazı ayarları yapmış. Ve body tagı var. Bu da ekranda görünen kısım. Burada sadece bir yazı var. Şuraya bakalım. Projeyi oluşturduğumuz klasöre, source klasörün içine açmıştık. Projeme Butterfly Game ismini verdiği için öyle bir klasör açtı. Burada 3 klasör açmış. Bir test klasörü. Şu an içi boş. Public HTML. Benim dosyalarımın olduğu klasör. Burada bir tek şu an index dosyası var. HTML dosyası. Burada uzantısı görülmemiş. İşletim sisteminden özellik olarak uzantıları göstermediğim için uzantısı yok. Bu bir HTML dosyası. Bir de NetBeans Project diye bir klasör. Bu bizimle ilgili değil. Bu bizim seçtiğimiz NetBeans'ta seçtiğimiz özellikler, projeyle ilgili bazı bilgileri NetBeans IDE'sini tuttuğu, kendi içinde tuttuğu, ayarladığı, sakladığı klasör. Bizi burası ilgilendiriyor. Biz burada yaptığımız değişiklikler burada görülecek. Sonra ne yapacağız? Burada yazdıklarımızı, burada index'e çift tıkladığımız zaman bu bir HTML dosyası olduğu için
ne yapıyor? Bu bir HTML dosyası. HTML uzantılı dosyayı nerede açarım ben? Tarayıcıda. Tarayıcıda bu dosyayı açtı. Ne yazıyor? To do right content. Sağ tıklayıp kaynağı görüntüle dediğimizde bu da HTML kodu. Bakalım bizim HTML kodumuza. Kaynaktakinin aynısı. Body içinde görünen ne? To the right content. Bir div tagı içinde. Div tagı henüz şu yazıya bir özellik katmıyor. Ama bu yazıya ulaşmak istediğim zaman kodla bu div tagının içine ID verip ya da CSS'ten bu yazının rengini değiştirmek istediğim zaman bu div tagını ya da verdiğim ID'yi kullanarak bu CSS ile yazdığım ya da JavaScript ile yazdığım kodun bu yazıya ulaşması için bu bir etiket. Şimdilik bu şekilde. Artık ortamımız hazır. Taslağımız hazır. Elimizde bir taslak da var. Ön bilgiyi de verdik az çok. Elimizden geldiğince. Yavaş yavaş oyunu hayata geçirmeye başlayabiliriz. Oyun dosyasının bir kısa yolunu ben masa üstüne koymak istiyorum. Kod yazdığımızda çalıştırıp bakmak için. Bir daha buraya, her zaman buraya girmeyebiliriz. Şunu JavaScript ve CSS kullanacağım. Bu normalde index HTML dosyasının içine CSS kodu da JavaScript kodu da yazılabiliyor. Düzenli olmak açısından ve biz bir oyun geliştirdiğimiz için JavaScript dosyalarımız çok biraz fazla olacağı için JavaScript ve CSS dosyalarını JavaScript ve CSS ayrı yazıp ana HTML dosyamın içine dışarıdan import edeceğim. Asıl dosya dışarıda olacak ama yansıması bu HTML'in içinde olacak. Onları da düzen açısından klasörleyeceğim. CSS dosyalarını CSS klasörünün içine, JavaScript dosyalarını da JS klasörünün içine JS klasörün içine yazacağım. Şuradan resim dosyalarımı alayım. Asset'in içindeydi. Neydi? Şunlar vardı. İndirmiştim daha önce. Bunu kesip game, bu benim taslağım. Bunu da buraya yapıştırayım. Bu da geldi. Assets'in içinde ihtiyacım olan arka plan var. Arka plan burada yok. Onu taslakta çizmiştik çünkü. Bir tane arka plan. Arka planı kaydedelim.
Ne yapacağız arka planı kaydetmek için? Kaslı açalım. Layer'lara bakalım. Layer. Layer ne? Katman Türkçesi. Üst üste koyulmuş, ben bunu üst üste koyulmuş şeffaf kağıtlar gibi düşünüyorum. Mesela birinci katmanda bütün bu küçük nesneler birinci katmanda, bu en üstteki kağıt düşünüyorum. Bunun altında şunları ellenemez yapmışım. İkinci katman da bu var. Üçüncü katmanda da bu var. Bu araları şeffaf olduğu için arka katman, arka kağıdı gösterdiğimde şeffaf olan yerden arkadaki görünüyor. Şimdi benim ihtiyacım olan arka plan. En üstteki layer'ı kapatırsam, iki layer'ı açarsam, şu çizgi tabii grid olduğu için bunu resim olarak dışarı aldığımda o çizgi görülmeyecektir. Kilitlerini açtım. Resmi seçtim. Burada export PNG imaj biraz bekliyor. Kapatıyorum. Evet, export PNG imaj açıldı. Seçtiğim şuradan sayfayı selection seçtiğim işte x0 y1 bu koordinat sisteminde x0 y0 x1 y1, bunun genişliği 832 piksel, yüksekliği 448 pikselmiş. DPI'yi de 90. Export as diyeceğim. Source'un içinde, benim assets'in içinde background dım eksikti. Export dersem bakalım. Evet. Bu da benim arka planım olacak. Arka plan olarak bunu kullanacağım. Diğer nesneleri zaten oyun alanına nesne olarak getirip JavaScript ile CSS özellikleriyle istediğim yerlere ekleyeceğim. Tek arka planı eksikti. Şimdi şöyle yapalım. Bir tane ana CSS dosyası açacağım. Ana CSS dosyamın adı şurada klasöre yeni şu CSS title Style dosyası. Bunun ismi Butterfly Game. Web sayfası dosya isimlerinde Türkçe karakter, büyük harf, boşluk kullanmıyorum. Ayırmak isterseniz nokta ya da tire kullanabilirsiniz. Şu anda bunu ayırmayacağım. Finish diyorum. Bir tane CSS dosyası eklendi. Burada dosyaları görüyorum. Buraya da geldi. index.html dosyam vardı. Bir de CSS dosyam oldu şimdi. Tabii içi boş şu anda. Bir tane de JavaScript'te yeni JavaScript file ekleyeyim. O da benim ana çalıştıracağım JavaScript file olsun. Butterfly game.
O da Butterfly Game olsun. O da geldi boş olarak. Şimdi yeni açtığım JavaScript ve CSS dosyaları HTML dosyasıyla bir bağlantısı şu anda yok. Ne yapacaktım? Bu dosyaları HTML dosyasının içine ekleyecektim, attach edecektim. Buradan link kodunu hemen baktık. CSS için link kodu buymuş. Kopyalıyorum. Hidden, orada da örnekte gösterdiği gibi hidden arasına ekleniyor. Şurada eklersem neredeydi benim? CSS hemen bana CTRL boşluğa basınca o yolda neler olduğunu bana söyledi. Ben neyi bağlamak istiyorum? Butterfly Game CSS. Bu kodla birlikte link style sheet text CSS ref de adresi. Tabi bu adres indeksin bulunduğu noktaya göre, yani CSS klasörünün indeksin yanında olması gerekiyor. Böylelikle CSS dosyamı ne yaptım? İndex HTML ile bağladım birbirine. Şimdi ben CSS'in içine ne yazarsam yazayım, sanki şuraya yazmışım gibi. Bunun içine yüklenecek çalıştırdığımda programı. JavaScript'e eklemek için ihtiyacımız olan komut da bu. Bunu da kopyalıyorum. CSS'in altına yapıştırayım. O da JavaScript Butterfly game.javascript script komutuyla src source anlamında, source'un yolu script. Böylece iki dosyamı da eklemiş oldum. Bana oyunun alanı lazım şu anda üzerinde çalışmak için. Bizim alanımız şuradan bakalım. Hangi boyutlardaydı? 832, 448 piksel boyutunda bir alanda benim oyunum tamamlanıyor, bitiyor. Bir tane container yapacağım. Şimdi oyunu bunun içine ekleyeceğim, HTML taglerini. Buna bir ID vereyim. Yazımda bazı standartlar var. Siz de kendi kolayınıza gelen standartları uygulayabilirsiniz. Ben HTML içinde ID'leri küçük harflerle, eğer birden fazla kelime de oluşuyorsa aralarına tire koyarak yazıyorum. Daha sonra bu ID ile bu alanı yönetebileceğim. Mesela bu alanı bu ID ile taşıdığım zaman ekran içerisinde, bunun içindeki her şey de benimle birlikte taşınmış olacak. Evet, buraya bir ID yazdım. Daha önceden CSS dosyamı eklemiştim. Sonra geldim CSS dosyama. Buraya bu ID'nin ID ile bağlantılı bir kod yazdım. Nedir? Şu işaret CSS'te ID anlamına geliyor. Bu işareti koyduktan sonra sizin projenizdeki ID'leri diziyor size. Biz ona ne isim vermiştik? Butterfly Game Container. Butterfly Game Container ID'sini ne yapıyorduk? Süslü parantezin içinde açıp kapattığımız zaman onun içine yazdığımız bütün özellikler o ID'li container'ın içine
yansıyor. Ben burada ne kullanmışım ilk olarak? Demişim ki mesela background color. Bir kod yazmaya başladığınız zaman yazabileceğiniz kodları siz başladıktan sonra yazabileceğiniz kodları size listeliyor. Ben burada background color'ı kullanmışım. Yani arka plan rengi. Arka plan rengi. Burada bazı bilgiler de veriyor size. Neler yapabileceğiniz hakkında, nasıl kullanıldığı hakkında. Ondan sonra ben renk kodu kullanmışım. Renk kodu. O da HTML web teknoloji içerisinde renk kodu kullanırken yine 16'lık sistemde 16'lık sistemde yazıyoruz. Yani 8-2-4-6 karakterden oluşuyor renk. Et işaretiyle başlıyor. Et işareti koyduğunuz zaman bir renk değiştirme taginin yanına renk işareti koyduğunuz zaman zaten size otomatik olarak burada renk seçici de var. Renk seçiciden nasıl hangi rengi seçmek istediğinizi soruyor. Burada örnekte de göstermiş seçtiğiniz renkle ilgili yazı nasıl oluyor. Okey dediğinizde o rengin hex kodunu buraya ekliyor. Bir özelliğe, şu bir özellik, background color bir özellik nedir? Bu bir nesnenin arka plan renk özelliği. İki noktadan sonra o özelliği değerini yazıyoruz. Ben o özelliğin hangi değerde olmasını istiyorum. O değeri vermeyi bitirdikten sonra da noktalı virgülle verdiğim işi bitirdiğimi söylüyorum ve bir sonraki komuta geçeceğimi söylüyorum. Ondan sonra ben ne kullandım? Genişlik ve yükseklik. Genişlik ve yüksekliği de taslağımda, çizdiğimiz taslakta bizim oyun alanımız bu kadardı. Burada baktım 832 piksele 448 piksel genişlik ve yüksekliğinde. Bunları da yazdım. Daha önce de bunu indekse bağlamıştık. Bunun da ID'si belli. Benim o yazdığım CSS kodu buna uygulanacak. Açıyorum Butterfly'ı. Evet. Ekranda oyunu geliştireceğimiz alan seçtiğimiz gri renkte. Gri renkte şu anda boyalı şekilde duruyor. Eğer ki CSS kodumu ben çıkartırsa şu komut not alma komutu şu iki işaretin arasına yazdığım şey bir not, benim notum olarak görünüyor ve işlenmiyor. Ben eğer not olarak CSS kodunu import eden kodu not olarak gösterirsem o zaman CSS kodu işlemeyecektir ve beyaz şekilde görülecek. Kaynağı görüntüle dediğimde benim butterfly gave container'ım var nesne olarak HTML içerisinde ama CSS bağlantısı olmadığı için o CSS'in özellikleri sayesinde o gri ve o boyutlarda oluyor. Bu işlem gerçekleşmedi. Şimdi en son Butterfly Game bir container eklemiştik. Bu container'ın içinde oyunumu yazacaktım. Bunun içine bunu seçtiğim zaman bitiş yeri de sarı olarak yandı. Yani bu nesne burada bitiyor. Burada ID'si Game Objects olan, ismi Game Objects olan bir tag açtım. Bunun içine oyun içerisinde kullanacağım işte duvar, elma, çiçek, taş, kapı gibi nesneleri eklemeyi düşünüyorum. Bunun içine de bir tane ellen, tabi bunları kodda ekleyeceğim daha sonra. Ellen örnek olarak bir tane
Div tag'inin içinde, yine div tag'inin içinde, çünkü buna div tag'inin içinde ekleyeceğim. ID vereceğim JavaScript'ten. Buna ulaşıp bunun üzerinde değişiklikler yapmak isteyeceğim. Image tag ile asset klasörün içindeki Apple PNG'yi ekrana eklettim. Ekrana eklemesini istedim. Kod yazarken yayını durduruyorum. Kodu yazıyorum. Biraz ilerledikten sonra devam ediyorum yayına anlatmak için. Çünkü hem yazarken hatalar yapıyorum, onları düzeltiyorum. Öyle bir zaman kaybı var. Hem de yazarken anlatmak biraz zor geliyor. Şimdi yazdıktan sonra anlatmaya odaklanmak daha kolay benim için. O yüzden bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Şimdi çalıştırayım programı. Evet, bir tane elma ekrana geldi. Bir tane elma. Neyle getirdik bunu? Bu bizim vhschools.com adresinde. Yukarıda HTML'de. Burada ne var? HTML, image, JPEG, GIF, PNG. Bakın burada 3 farklı imajdan bahsetmiş. Biz de bunlara daha önce kısaca söz etmiştik. JPEG, işte böyle çok renkli, karmaşık fotoğraf gibi resimleri küçük boyutlu dosya olarak tutmak için yazılmış güzel bir algoritma. En çok kullanılan. GIF, az renk olan resimlerde algoritması küçük boyut oluşturuyor. PNG gelişmiş bir PNG içinde hem nesne olarak JPEG hem GIF tutabiliyor. Layer tutabiliyor. Bunlar tek layer. Tek layer. Ama PNG bizim de kullandığımız katmanlı da olabilir. Tabi resmi görüntülerken katmanlı olmasının bir önemi yok ama resmi açıp düzenleme yapabilmeniz daha sonra bazen ihtiyaç olan bir şey. Bir de PNG'de kenarları şeffaf olma özelliği var. JPEG'de bu yoktur. Kenarlarda şeffaflık özelliği. GIF'te var. GIF'te var ama GIF'in de bazı PNG'ye göre özellikleri az olduğu için biz PNG kullanmıştık. Burada da görüldüğü gibi mesela elmanın normalde resim bir karedir. 32-32 piksel bir kare. Ama elmanın şu yanlardaki renk kodları şeffaf, transparent olduğu için elmayı ben ekrana koyduğumda arkadaki griliği kenarlarından görebiliyorum. Oyun yapmak için bize de bu özellik lazım. Burada tag'in kullanımı ile ilgili bazı anlatımlar vermiş. Biz ne yaptık? Bu tag'deki bir farklılık da img tag'inin açıldıktan sonra kapatılmaması. Kapatılmıyor. Kapatılmadan kullanılıyor. Çünkü img mesela div tag'inde içine bir şeyler yazdık. Sonra da kapattık. Ama image tag'inde içine bir şeyler yazmadık. Yani içine yazmış olsaydı şuraya yazmam gerekiyordu. img diye kapatmam gerekiyordu. Ama böyle bir kullanım yok. Image tag'inin parametrelerine bu image tag'i source parametresine elma png'sini alt bununla ilgili elma resmiyle ilgili bir bilgi yazılıyor. Şuna bir bakayım.
bu HTML'de görünen bir özellik değil ama bir bilgi yazıyoruz. Bu genişlik ve yükseklik parametrelerini de ben görmek için ilk başta 32-32 dedim. Bizim zaten resmimiz 32-32 olduğu için ve 32-32 kullanacağımız için bunları yazmamıza gerek yok. Bir de şunu test ederiz diye bunları tuttum. Şuradan tekrar açalım. Arka plan çok koyu olduğu için göremiyoruz. Biraz onu açalım. Şuradan 9-9-9 yapalım bunu. Yenileyelim sayfayı. Bu da çok koyu. Şuradan CTRL Shift Color Chooser'dan şöyle açık, çok açık bir renk istiyorum. Çok açık bir renk istiyorum. Evet. Şunu sil. Açık bir renk olsun. Görmemiz için. Evet. Elma ne demiştik? 32-32 kareden oluşuyor. Eğer ben bu elmayı mesela 64'e 64 kareden oluşturursam 32'ye 32 noktadan 64'e 64 bir elma oluşturmaya çalışacak ve bakın kayıp oluyor, bulanıklaşıyor. 16'ya 16 dersem bulanıklaşma olmayacak ama tabii o elmayı sıkıştırması gerektiği için birçok noktaların yarısı, daha doğrusu hatta yarısı değil, 16'ya 16 ise 4'te 3'ü, elma daha önce bu kadar boyuttaydı, biz 16'ya 16 yaptık. Şurada 1, 2, 3, 4'te 3'ünü, noktaların 4'te 3'ünü yok ettik. Bu şekilde de boyutlandırılabilir. Bizim şu anda buna ihtiyacımız yok. Yazdığım komutun aynısından altına bir tane daha yazdım. Bu sefer kelebek png'yi, bir tane daha yazdım. kpng'yi, anahtar ve taşı da alana aldım. Bunları ne yaptı? Alt alta ekledi. Elmadan 3 tane alırsam ekranda 3 tane elma olacak ama 3'ü de aynı elma. Dosya olarak aynı elma. Aynı elmanın yüklenmesinde oluşuyor. Ama 3'ü farklı divlerde olduğu için ben bu divlerden birine ID verip bu elmanın özellikleriyle, bu elmanın konumuyla oynarsam o değiştirdiğim özellikler bu elmaya uygulanacak. Şimdi benim ihtiyacım olan artık oyunumun bir alanı var, ortamım var. Index.html'i çalıştırdığım zaman ikonlar buraya geliyor. Benim ihtiyacım olan şey JavaScript'te ekrana ekleme komutlarını oluşturma. Nasıl? Mesela diyeceğim ki burası bir kare, yanında bir kare daha var, satranç tahtası gibi. Diyeceğim ki şu kareye elma koy, bu kareye anahtar koy dediğim zaman o karelere elma, anahtar gelebilmesi lazım. Onunla uğraşalım. Şu başlığı da düzenleyelim. Neydi bizim oyunumuzun ismi? Şurada title kelebeğin macerası versiyon 1. Kelebeğin macerası versiyon 1. Ne büyük olsun. Küçük.
Şimdi o komutları yazmaya geçelim. JavaScript yazalım biraz.